Trend77 ekranlarında yeni bir program başlıyor. Programımızın adı Zirvedekiler. Zirvedekiler derken siyasetten iş insanlarına herkes bu programın konuğu olacak. İlk konuğumuz bir güzellik uzmanı. Diva Güzellik Merkezleri sahibi Sayın Beyza Bülent. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Bülent Bey. Evet, değişik bir konu. Çok fazla ilgimizin olmadığı bir konu. Bir bayanın yapması gereken programı bir erkek olarak ben yapacağım. Beyza'yı burada ağırlamaktan da büyük mutluluk duydum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Şimdi güzellik merkezleri deyince bayanların en çok tercih ettiği yerler akla geliyor. Evet. Erkekler o kadar tercih ediyor mu bilmiyorum. Tabii ki güzellik merkezi için, yani bayanları tercih ederken niye güzellik merkezine gelirler? Erkekler niye gelmezler? Aslında bu çok büyük bir yanılgı. Yani yeni yüzyılda, aslında yeni çağda diyebilirim. Erkeklerin şahane bir ilgisi var güzellik merkezlerine. Evet, eskisi gibi değil. Yani eskiden böyle bir algı vardı. Sanki sadece kadınlar tercih ederdi gibi. Ama şu an erkek danışanların da ilgisiyle karşı karşıyayız tabii ki. Peki niçin seçtiniz mesleği? Güzellik uzmanı olma tercihiniz neden? Başka bir meslek değil de niye güzellik uzmanı? Uzman estetisyen ve güzellik uzmanlığı benim aslında çok uzun yıllar öncesinden hayalimdi. Eski tabii okul hayatımda daha öncesinde hukuk alanında ilerlemek istedim. Ailemin de desteği ve kendi öğretmenlerimin de aslında beni yönlendirdiği nokta buydu. Fakat benim hep şöyle bir hayalim vardı. Yani ileride ben ne meslekle uğraşırsam uğraşayım mutlaka bir güzellik merkezi açacağım derdim hep. Çok çocuk yaşlardan. Nasip çok şükür. Hayallerime ben kavuştum. İnşallah dilerim. İsteyen herkes de kendi hayallerine kavuşur. Yani bu meslek benim için aslında çok çocukluktan bir tutkuydu. Özel bir ilgimde ve yeteneğim olduğunu da hem kendim biliyordum hem çevrem tarafından da aslında bu şekilde duyuyordum yani bunu. Söylüyorlardı. Derken bugün... Evet, bir güzellik merkezinin sahibi olmanız zaten sizden de belli oluyor. Teşekkür ederim. Peki... Güzellik uzmanı olmak ya da güzellik merkezi açmak için ne şartlar gerekli? Yani bunun için bir eğitim gerekli mi? Bir evet. Belge gerekli mi? Bu evet tabii ki. Şimdi güzellik merkezi ya da güzellik salonları şu an özellikle son yıllarda çok popüler bir meslek haline geldi biliyorsunuz. Maalesef bu mesleği aslında bizim sektörel bir problemimiz haline de geldi. Çok kısa eğitimler sonrasında bu sektöre giriş yapan maalesef sektörün hizmet anlamında kalitesinin bu anlamda düşürüldüğünü de söyleyebilirim. Çünkü bizim yaptığımız iş insan sağlığıyla alakalı. Yani bu iş dışarıdan göründüğü kadar aslında sadece estetik bir görüntüye sahip olmak için yapılan işlemlerden ibaret değil. Yaptığımız birçok işlem aslında medikal altyapılı. Cilt bakımları, el ayak bakımları bunların hepsinde biz kesici aletlerle de çalışıyoruz. Bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere birçok problemle de aslında karşı karşıyayız. Yani çok ciddi problemler bunlar. İnsan sağlığını derinden etkileyen şeyler. Bunlar için de tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı onaylı. Bizim 826 saat, tabii 826 saatle başlayan, aslında önce alınması gereken böyle bir eğitim programımız, bizim katıldığımız bununla alakalı eğitimler ve aldığımız diplomalar var elbette. Daha sonrasında bunu uzmanlığa, uzmanlıktan sonra ustalığa, usta öğreticiliğe vesaire taşıyoruz biz de. Ama yeni, dediğim gibi son yıllarda daha çok işte işletmecilerle karşılaşıyoruz. Farklı sektörlerde çalışan, ben buna karşı değilim tabii ki, işletmecilik yapılabilir. Ama her sektörde, her alanda olduğu gibi bir insanın yaptığı işte uzman olması bence önemli ve olması gereken. Yani bir güzellik merkezi sahibi çalışanların da yaptığı işlerden en azından bilgi sahibi olması gerekiyor. Kesinlikle. Bunu mu anlattın? Yani bir tek bizim çalıştığımız sektörde değil Bülent Bey, yanlış. Her sektörde. Evet, yanlışım varsa siz düzeltin lütfen ama... Her alanda ve her sektörde zaten böyle olması gerekmez tabii mi? Yani bir işin doğru olduğunu, işlemlerin, verilen hizmetin kalitesinin kontrolünün sağlanması için dahi
Bu işte uzman olmak gerekir bence. Şimdi güzellik merkezi deyince daha çok bayanlar dedik. Tabii ki erkekler de tercih ediyormuş. Evet. Bayanlar deyince bayanlarla uğraşmak zor değil mi? İşi sevmekle alakalı bir şey Bülent Bey. Yani işinize aşıksanız, işinizi severek yapıyorsanız, o zaman zaten her işte zorluklar var. Bizim işimizin de elbette zorlukları var. Kadınlar bu konuda erkeklere göre ben onların zekalarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu zorluk derecesinin teşbihte hata olmasın. Erkeklerle alakalı söylemek istediğim negatif yönde bir cümleye dönüşmesin bu. Aslında böyle bir şey söylemek istemedim ama kadınlar biliyorsunuz ki biraz daha detaycıdırlar. Detaycı olmaları da onları zor gibi gösterir aslında. Doğru nokta onların o dikkat ettikleri detaylara eğer siz ulaşabiliyorsanız, onların o önemsedikleri detaylara dokunabiliyorsanız ve onları oradan mutlu edebiliyorsanız o zaman başarıyorsunuz. Bunu işle alakalı söylemiyorum sadece. Hayatla alakalı da bence böyle. Şimdi Diva Güzellik Merkezleri dedik. Çünkü Diva Güzellik Merkezi demedik. Demek ki birkaç tane var. Evet. Yalova'da bir tane yeriniz var. Başka evet. Yerleriniz var mı? Yeni açıyoruz şu an. Evet. Orhan Gazi'ye benim ilk günden en çok istediğim lokasyondu. Çünkü Orhan Gazi'de böyle bir açık olduğunu ben çok önceleri fark etmiştim. Bizim çok fazla danışanımız var o bölgeden. Şükür istediğimiz gibi de oldu. Şimdi Orhan Gazi hanımları, Orhan Gazi'li bütün hanımlara hizmet etmeye inşallah Diva Güzellik Merkezi olarak kollarımızı sıvadık. Mart ayının ilk haftası itibariyle orada hizmet vereceğiz. Eleman bulmakta zorlanıyor musunuz? Birçok iş kolu çünkü ara eleman bulmak da sorun yaşıyor. Evet. Ama sizin de mesleğinizde herkesin bu işi bilmesi gerekiyor. Medikal evet. iş diyorsunuz. Eleman bulmakta zorlanıyor musunuz? Şöyle, evet söylediğiniz çok doğru. Tüm sektörlerin böyle bir problemi var açıkçası. Bizde de aynı şey geçerli. Bizim bir avantajımız var. Ben usta öğreticiyim aynı zamanda. Evet eğitim de veriyorum. Kendi salonumda, salonlarımda çalışmak üzere bu işe ilgisi ve yeteneği olan ya da bununla alakalı herhangi bir altyapısı olan bir uzman adayı bana geldiği zaman ben kendisini eğitimle alakalı da elimden geleni yapıp onu bu yönde geliştirmek için çabalıyorum, çalışıyorum. Bizim bir tık avantajımız bu oluyor. Yani ekibimdeki herkesi profesyonel yapıyorum diyorsunuz. Uzman yapıyorum. Ya yani estağfurullah. Öyle söylemek bilmiyorum ne kadar doğru olur ama sanırım bu konuya şöyle bir yorum yapabilirim. Yaptığım işte ben en iyisi olmadığım müddetçe o işi yapmam. İsterim ki benimle beraber bu yolu yürüyen herkes de işlerinin en iyisi olsunlar. Varsa paylaşabileceğimiz bir bilgi ya da onlara katabileceğim herhangi bir şey elimden geleni seve seve yaparım. Evet, program adına uygun bir söylem. En iyisi olmak. Teşekkür ederim. Meslekte en iyi olmak. Sizin peki şimdi bir bayan geldi. En çok sizden ne talep ediyor? Örneğin güzellik merkezine girdi. En çok talep edilen nedir mesela? Makyaj mı? Yoksa manikür, pedikür mü? Güzel yani. Bir soru. Aslına bakarsak şöyle. İçeriye giren her danışan, kadın erkek ayırt etmeksizin söylüyorum bunu. O kadar fazla seçenek var ki içeride. Kimin aslında ihtiyacı hangi doğrultudaysa biz onların istedikleriyle değil, onlara uzman gözüyle ihtiyaçları olduğu olan hizmeti vermeyi daha çok tercih ediyoruz. Yani bize olmayacak bir şeyle gelseler de biz bu işlemi, hizmeti defalarca kez de bunu yaşadık ve tecrübe ettik. Onların ihtiyacı olan neyse biz onları o yönde yönlendiriyoruz. Genelde el ayak bakımları en çok. Evet, en çok tercih edilen. Bununla beraber biz ipek kirpik yapıyoruz. Bu da çok fazla talep görüyor. Protez tırnak uygulaması zaten son yılların popüler işlemleri arasında. Bizim de salonumuzun yani merkezde, Yalova merkezde hizmet verdiğimiz salonumuzun temeli bunun üzerine kuruluydu. Şimdi yeni güncellemesinde, Diva Güzellik Merkezi'nin kendi içindeki yeni güncellemede, yeni oluşumda biz lazer epilasyon uygulaması da ekledik. Bununla alakalı çok fazla talep alıyorduk. Yalova'da da bizim danışanlarımızın bize getirdiği bilgiye dayanarak söylüyorum bunu. Bununla alakalı da bir açık var sektörümüzde. Biz de şimdi ikinci şubemizde hem kadınlara hem de erkeklere
lazer epilasyon uygulamasıyla beraber bütün hizmetlerin tamamını orada da vereceğiz. Şimdi geldiğinde yani biri ben şunu istiyorum, bunu istiyorum dediğinde size bu uygun değil, şunu yapmamız gerekiyor. Siz yol gösteriyorsunuz. Anladığım kadarıyla öyle mi? Yani bunu da şöyle toparlamam, düzeltmem gerekir. Şimdi siz gelip ben manikür yaptırmak istiyorum dediğiniz zaman tabii ki biz size manikür yapamayız demiyoruz elbette. Tabii. Belki de ben soruyu yanlış anladım. Şeyde yani en çok talep edilen şeyde örneğin bir bayan geldi. Ben şunları şunları yaptırmak istiyorum evet, dediğinde siz mesela bazı şeylerin uygun olmadığını, size onun yerine bunu yapalım dediğiniz oluyor mu? O anlamda evet, bir soru. Şöyle ben onu o zaman ben soruyu yanlış anladım sanırım. Onu bir düzelteyim ben. Bize daha çok talep edilen yani gelen danışanlarımızın ilk talebi bizde daha çok sıralama yapmak gerekirse evet el ayak hizmetleri ile alakalı daha çok talep alıyoruz. Bizim yönlendirmelerimiz şu şekilde oluyor. Örnek veriyorum işte bize geliyorsunuz siz diyorsunuz ki işte Beyza Hanım ben protez tırnak uygulaması yaptırmak istiyorum ama sizin kendi tırnaklarınız çok sağlıklı ve tırnaklarınız uzayabiliyor. Görüyorum bunu. Tırnak yeme probleminiz yok. Kendi tırnaklarınıza eğer biz kalıcı makyaj ya da jel sertleştirme uygulaması dediğimiz iki farklı uygulama daha var. Eğer bunları yapabilecek olursak buna yönlendiriyoruz. Yani anlatmak istediğim burada tamamen şuydu. Ticari amaç gütmeden. Evet. Önceliğimiz bu değil. İhtiyacınız doğrultusunda sizi hem bütçenizi sarsmayacak evet. hem de size en az zararla hangi işlem istediğiniz sonuca götürürse biz o yönde yönlendirmeye çalışıyoruz deyip toparlayayım. Böyle daha evet. iyi oldu sanırım. Beyza Hanım tırnaklardan söz edince saklamak zorunda kaldım. Estağfurullah. Sizin elleriniz çok bakımlı görünüyor bu arada. Bir de Beyza Hanım şimdi kalıcı makyaj diye bir hı-hı. şey diyorlar. Makyajın kalıcısı nasıl olur? Evet. Yani kalıcı makyaj yapınca hiç çıkmıyor mu makyaj? Devamlı kalıyor mu yüzde? Günlerce duruyor mu? Değil mi? Kulağa bir öyle geliyor evet, sanki. Evet, kalıcı makyaj. Sonra bir kaş sağda solda duyuyorum. Bir kaş, yani kaşı ne yapıyorsunuz? Yeni kaş mı yapıyorsunuz? Soruyu öyle güzel sordunuz ki Bülent Bey. Kalıcı makyaj deyince insanların aklına tabii ki böyle bir yaptıracağım. Ömür boyu benimle kalacakmış evet. gibi geliyor. Ama yeni güncellenen aslında artık kullandığımız yeni malzemelerle eskiden bu uygulama tatu. Yani bu bildiğimiz vücuda yapılan dövmeler ile, dövmelerde kullanılan boyalar ile yapılıyordu. Ama artık kalıcı makyaja özel, çok da güzel, yeni nesil ürünler var kullandığımız. Bu ürünler tamamen cilt dostu, herhangi bir artık sağlığa zararı olmayan deri altına özel olarak ince iğnelerle bırakılan pigmentler sonucunda oluşan uygulamanın adına biz kalıcı makyaj işlemi diyoruz. Yani özel pigmentleri ince iğnelerle deri altına bırakıyoruz. Bunları yapmak için de tabii ki özel bir eğitim alıyoruz. Kalıcı makyaj uzmanları çok hem çok kıymetli, çok değerli bir iş yapıyorlar hem çok da zor bir iş yapıyorlar. Bence bu benim şahsi fikrim ve kanaatim. Çünkü yüz özellikle insan vücudunun karşı yani dış dünyayla kurduğu ilk iletişimde kullandığı nokta. Dolayısıyla bu hata kabul etmeyen birçok insanın da mağduriyet yaşadığı bir konu. Ayrıca kalıcı makyaj işlemi sadece estetik bir görüntüye sahip olmak için değil. Aynı zamanda sosyal hayatımızda bizi çok derinden yaralayan, bazen hastalıklar sonucu bazen de genetik olarak sahip olamadığımız bazı uzuvlarımız. Yani kaşımız gibi. Aslında kaş yüzde çok önemli bir noktada. İnsanın yüzündeki bütün ifadeyi oluşturan temel bence. Kaş. Sizin sorduğunuz kaş duyuyorum etrafta evet, falan dediniz evet. ya bana. Özellikle kanser hastalarının tedavilerini tamamladıktan sonra çok ihtiyaçları olan bir uygulama kalıcı makyaj işlemi. Bu noktada biz de kendi sosyal sorumluluğumuzu üzerimize düşen ölçüde tamamlayabilmek adına salonumuzda ücretsiz olarak kanser hastalarına, kanser tedavisini tamamlamış olan hastalara bu uygulamayı yapıyoruz. Kanser hastalarına ücretsiz evet, ücretsiz olarak yapıyoruz bu uygulamayı. Çok güzelmiş. Teşekkür ederiz. Kalıcı makyajın hayatımızda estetik haricinde böyle de bir yeri ve önemi de var. Aynı zamanda kaş, kirpik dipleri ve dudak gibi bölgelerde de uygulama yapabiliyoruz. Şimdi önceden bir güzellik merkezi deyince ben kuaför falan yani gelin başı falan yapılır diye biliyordum. Gerçekten sizde de öyle işler yapılıyor mu? İşlemler yapılıyor mu?
Mesela kuaförlük hizmeti de var mı bu güzellik? Evet, kuaförlük hizmetimiz de var ama biz bunu çok yani minimal evet tutuyoruz. İçeri girdiği zaman bir bayanın, bir kadının herhangi bir işlem yaptırırken ufak birkaç dokunuşa daha ihtiyacı olduğu noktada biz aslında bütün ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına basic işlemleri yapıyoruz salonumuzda ama bu konuyu detaylandırmıyoruz. Her sektörde başında da anlattığım gibi işin uzmanı işi yapsın isterim. O yüzden ben kuaför değilim. Kendi evet. salonumda da bu işin takibini tam anlamıyla yapamayacağımı düşündüğüm için bu uygulamayı çok ön plana çıkartmadım açıkçası. Saç hizmetlerini çok sevdiğim değerli kuaför arkadaşlarım var. Selam olsun onlara da. Onlar yapıyorlar. Örneğin bir bayan geldi. Ben işte güzellik merkezinde şu hizmetleri almak istiyorum ama üstüne bir de botoks yaptırmak istiyorum dediğinde sizin tavrınız veya öneriniz ne oluyor? Şimdi özellikle iğneli işlemler cerrahi operasyon kapsamına giriyor. Bununla alakalı da mutlaka uzman hekim tarafından bu işlemlerin yapılması gerekir. Estetisyenlere, güzellik salonlarına, güzellik merkezlerine aşan bir konu bu. Bunun için tıp okumuş olmak ve doktor olmak gerekiyor. Bunda demek da artık şeyi ayırdılar zaten. Yani özellikle estetik doktorlarının bu işlemi yapması gerektiğine dair de böyle kesin net bir dil var. Demek ki insanlar sizin bulunduğunuz yerlere güvenle gelmeli. Belki kendilerinin çok talep ettiği fakat sağlıkları açısından sorun olabilecek şeyde sizler onlara yol gösteriyorsunuz. Ona göre davranıyorlar. Elimizden bu çok iyi. Geldiği kadar. Peki erkeklere gelelim. Erkekler gelirse ne yapacaksınız? Geliyorlar mı? Erkeklerle alakalı evet, talep var tabii ki. Çünkü bazı erkeklerde de görüyorum ben işte biraz böyle kaşlar, artık kaşlar, botoks çok popüler. Kirpikler. Kirpiklere biraz sonra geleceğim. O kirpikleri evet. nasıl koyuyorsunuz, yapıştırıyor musunuz falan ona geleceğim ama önce erkekler en çok ne talep ediyorlar güzellik merkezinde? Erkek danışanların önceliği aslında lazer epilasyon uygulaması. Evet. Bunun haricinde el ayak bakımlarını da çok fazla önemsiyorlar artık. Bence olması gereken de zaten yani el ayak bakımı bir lüks evet. değildir Bülent Bey. Bu tabii ki bazı aslında hizmet sektörlerinde el özellikle çok önemli. Özellikle yani yiyecek sağlık, sektöründe, yiyecek sağlık. Sektöründe çok önemli. Biliyorsunuzdur tırnak batığı çok ciddi bir problem aslında bir sağlık sorunu. Bununla alakalı çok fazla talep alıyoruz biz. Bir de erkeklerin güzellik salonlarına, güzellik merkezlerine girememe gibi bir durumları da var. Takdir edersiniz ki siz de bir beyefendi olarak. Evet. Bu zamanla artık biz aşıyoruz yavaş yavaş. Yalova'daki salonumuzda erkeklere maalesef hizmet veremiyoruz biz. İlk açıldığımız günden beri böyle bir seçim yaptık. Bu şekilde başladık. Ama Orhan Gazi şubemiz için aynı şeyi söylemiyorum. Orhan Gazi'de erkek danışanlarımızı da bekliyoruz. Orada lazer epilasyon uygulaması, solaryum uygulaması, el ayak bakımları için erkek danışanlara hizmet vereceğiz. Orhan Gazi'de daha detaylı bir şey erkeklerin de evet. tercih edeceği yer haline gelecek. Orada bölgesel inceleme de olacak bu arada. Şimdi artık erkeklerin tercih ettiği uygulamalar arasında bu da var. Bölgesel inceleme derken zayıflama yönünde mi? Zayıflama demeyelim biz ona aslında. Artık biliyorsunuz bu terimleri kullanırken çok hassas davranmak lazım. Yanlış da bilgilendirmemeliyiz evet. bizi izleyenleri de. Bölgesel incelme şu şekilde. Yani sizin yaptığınız diyeti varsa eğer böyle bir hedefiniz. Diyeti ve sporu desteklemek amacıyla kullandığımız cihazlar yardımıyla sizin bu talebinizi karşılamaya çalışıyoruz diyelim biz. O yani bölgedeki yağ dokuyor. Evet. Yağı parçalama gibi yani değil mi? O bölgedeki yani, yağ evet. dokuyor özel olarak evet cihazlar yardımıyla bir uygulama yapıyoruz. Bu uygulamada sizin bölgesel incelmenize destek veriyor. Şimdi benim gibi insanlar güzellik merkezi deyince gideceksiniz oturacaksınız rujunuzu sürecekler. kirpinizi ne diyorlar sürme mi çekiyorlar? Onları yapacaklar işte biraz krem sürecekler yüzünüze aslında yollayacaklar. Aslında bu iş öyle biraz değil daha yani. Ciddi bir işe dönmüş öyle değil mi? Gördüğüm kadarıyla evet. çok zor bir işiniz var. Özellikle bayanlarla uğraşmak zor ama günümüzde erkeklerle de uğraşmak zor. Bu zorlukları nasıl aşıyorsunuz bilmiyorum.
Severek çok sabırlı elemanlarının da çok sabırlı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Bizde motivasyon çok önemli biliyor musunuz Bülent Bey? Yani biz bütün salon. Nasıl mesela motivasyon veriyorsunuz çalışanlarınıza? Keşke bu soruyu bana hiç sormasaydınız. Bunu keşke ekibime sorsaydınız. Bizim belli aralıklarla motivasyon toplantılarımız olur. Evet. Şehir dışı, şehir içi olmak üzere. Hiç fark etmiyor. Biz motivasyon toplantıları yapıyoruz. Ve her sabah güne başlarken benim bazı böyle ritüellerim var. Artık onların da çok sevdiği ve alıştığı şeyler bunlar. Bizim de kendi içimizde bazı bir iki ufak sırrımız var. Yani evet. Japonlarda, Korelilerde duyduğum sabah ilk işe başlamadan bazı küçük etkinlikler diyeyim çalışanlar arasında. Demek ki sizde bizde de var. Enteresanmış. Bir de örneğin saçlarında sorun olanlar da güzellik merkezlerine mi geliyorlar? Bununla alakalı yaptığımız uygulamalar var. Evet, vitamin uygulamaları var. Ha. Saç derisine ve cilde yaptığımız iğneli, iğnesiz mezoterapi işlemleri var. Bizim uygulama alanımız içerisine girebiliyor. Bunları yapabiliyoruz biz. Bu vitaminler kullanılabilir saç için. Bazı özel maskeler var uyguladığımız. Saça da evet. Peki kirpik konusuna geleceğim dedim. Kirpik, bazılarının çok güzel kirpikleri var. Yani şimdi Türkan Şoray'dan örnek vereyim. Bizim çocukluğumuzdan, gençliğimizden hep Türkan Şoray'ı gördük. Müthiş bir kirpik vardı. Şimdiki bayanlara bakıyorum. Çoğunda öyle kirpikler var. Evet. Bu kirpikleri ne yapıyorsunuz? Yapıştırıyorsunuz oraya. Ya da bende de görüyorsunuz şu an değil mi? Ondan da merak ediyorsunuz biraz anladığım evet. kadarıyla. İpek kirpik uygulaması çok popüler günümüzde Bülent Bey. Bununla beraber kirpik lifting işlemi de yapıyoruz. Biz ama artık kirpik lifting işlemini de biz kirpik bakım, kirpik botoks işlemi olarak hizmete sunuyoruz açıkçası. Benim salonumuzda yaptığımız tüm işlemlerde önceliğim hep doğal. Önce sizde var olan. İşte kirpikleriniz eğer güçlendirip daha güzel görünebilecek bir durumdaysa ben öncelikle bu kirpik, kaş kirpik botoks uygulamasına yönlendiriyorum. Daha sonrasında eğer işte gelen danışanımın bu şekilde bir ihtiyacı varsa ipek kirpiğe yönlendiriyorum. Ha bize böyle her ipek kirpiğe gelene de ben bu direkt evet buyurun siz alalım da demiyoruz. O çok güzel. Aslında. Yani hep kazanalım kazanalım değil. Kesinlikle. Önce ticari amaç gütmüyoruz. Yani sektörde kalıcı olabilmek için önce dürüst, sonra da hakikaten insanların ihtiyacı olan şeyi onlara verirseniz. Çünkü biz orada hem rehabilitasyon merkezi gibi hizmet veriyoruz. İnanın kadınlar için çok önemli bir nokta. Evet. Kuaförler, güzellik salonları, güzellik merkezleri yani bütün meslektaşlarıma ben inanılmaz saygı duyuyorum. Çünkü bir kapanma süreci yaşadık biliyorsunuz pandemi döneminde. İnanın kadınların ortak söylediği tek cümle şuydu. Yani biz anladık ki güzellik merkezleri, güzellik salonları, kuaför salonları bunlar hakikaten bizim için çok önemli bir noktadaymış dediler. Bu bizi mutlu da ediyor açıkçası. O yüzden bize gelen danışanları sadece işlemler konusunda değil, psikolojik olarak da mutlu edebilmek için onlara ihtiyacı olan işlemi eğer o hizmeti sunarsanız onların daha doğru bir sonuç almasına yardımcı olursunuz. Doğru sonucu alan danışan da mutlu olur. Bizim sloganımız da bu zaten bütün ekibimin. Biz hep gülümseyen yüzler yolcu ettik. Memnuniyet yani, bizim için esas ticari kazanç değil. Şimdi tabii ki sağlıklı insanların yanı sıra sağlıksız insanlar da mutlaka kapınızı çalıyordur. Bunlara karşı önlemleriniz var mı? Örneğin rahatsızlığından dolayı siz mesela önermeyeceğiniz vesaire. Şeyler. Kimler güzellik merkezlerine gelmemeli ya da siz gördüğünüzde size biz işlem yapamayız ya da kısmen yapabiliriz dersiniz. Evet, çok çok güzel bir soru sordunuz. Biliyorsunuz hepatit, HIV, bu tarz virüsleri taşıyan bireylerin böyle toplu, insan sağlığına toplu olarak zarar verebilecekleri hiçbir yere girmemeleri gerekir. Zaten sadece bizim salonlarımıza değil. Dediğim gibi biz kesici aletler kullanıyoruz yaptığımız işlemlerde ve bulaş çok yüksek burada. Eğer hijyen en üst seviyede tutulmazsa o zaman çok tehlikeli bir boyut alabilir. Bu tarz kişilerin zaten gelip bu işlemleri yaptırmamaları gerekir. Kan yoluyla bulaşabilecek hastalığı taşıyan hiç kimsenin.
Bunun haricinde herkese hizmet verebiliyoruz. Onlara da dikkat etmek gerekiyor galiba evet. Sanırım. Şimdi tabii ki güzellik üzerine çok fazla sorular sormak isterdim. çok fazla erkeklerin bilgisinin olmadığı bir konu. Belki bazı erkeklerde bilgi vardır ama sizler mesela bir güzellik merkezine, hayalinizdeki bir güzellik merkezine oluşturdunuz mu? Ya da hayalimde şöyle bir güzellik merkezi var diyebiliyor musunuz? Yani biraz daha kişisel bir soru bu evet, anladığım evet. kadarıyla. Öyleyse ben de hissettiğim gibi cevap vereyim. Ben hayatımın hiçbir evresinde tamamlanmış hissetmem kendimi. Yani tam olduğum duygusuna erişen insanların büyük kayıplar yaşayabileceği fikrine sahibim kendim şahsen. Hatta şöyle bileğimde bir dövme taşırım ben, anlamı hiçtir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin çok sevdiğim bir felsefe bu benim. İnsanoğlu zaten hayatta hiç olduğu duygusunu kabul edebilirse eğer işte o zaman başarmış demek. Bence oldum dememeli. Bilmiyorum dememek lazım. Dememeli. Benim için de hiçbir zaman o hayal ulaşılabilmiş bir evrede olmayacak. Ben hep daha iyisini yapmak için umudumu da taze tutabilmek ve yaşam enerjimi yüksek tutabilmek için her zaman hep daha iyisini hedefleyeceğim. O yüzden tamamlanmış hissetmiyorum kendimi. Sadece hizmet vermeye yeterli hissediyorum diyelim. Peki dini konulara girelim. Çünkü, yapacak mısınız gerçekten? Böyle Ramazan ayında genelde dini programlarda sorulan sorulardan bir tanesini bir güzellik uzmanına soralım. Kalıcı makyajdı, kaş yapımıydı. Bunlar genelde böyle daha çok dine namaz kılanlar falan etkileniyor mu bunlardan? Bir sıkıntı var mı? Size ulaşan bir şey var mı? Ya da aldığınız bir bilgi var mı? Bülent Bey, açıkçası yani bu sektöre başladığımız ilk günden beri aldığım en çok soru bu diyebilirim. Beni en çok arafta bırakan soru da budur. Yani ben buna cevap verecek yetkili merci değilim. O yüzden hiç kimseye de bu anlamda yönlendirip insanların vebali diyeyim ben. Evet. En doğru bu şekilde kendimi ifade edebileceğim. Hiç kimsenin vebaline de ortak olmak da istemem. Ama benim kendi inancımı sorarsanız eğer şahsen ben her şeyin şurada olduğuna inanırım. Bütün ibadetlerimizde de ilk farz niyettir. Doğru mu? Çok derine girmeden. Evet. Yani kınayı kullanıyorsanız diğerini de kullanabilirsiniz diye bir şey var da tabii ki çok bilgimiz olmadığından bunu da... Evet, bu soruyu böylelikle geçsem ben ayıp etmiş olmam ki, size yok, değil mi? En doğrusu. Çünkü en çok gelen sorulardan biri olduğunu düşündüm ben. Evet. En çok soru böyle geliyordu. Geliyor, acaba evet. Ne diyorlar, ne yapıyorlar onu işte öğrenmek istedim. Bunu dini program yapan... arkadaşlarımıza da iletiriz. Ben de belki seve onlar, seve dinlerim, onlar, izlerim onlar da, programımızı. Anlatırlar büyük ihtimalle. Evet, programımızı yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Beyza, ne anlatmak istersiniz başka? Şu eksik kaldı, bunu da sorsaydınız. Çünkü dedim çok fazla bilgim olmadığından sizlere çok fazla sorun soramıyorum. Estağfurullah, çok keyifli geçti. Ama şunları anlatmak istiyorum. Bu mesleğe atılmak isteyenlere önerileriniz. Onunla bağlantılı olarak. Neler anlatmak istersiniz? Kısaca şöyle toparlayayım öyleyse ben. Sektöre girmek isteyen herkese öncelikle bu tavsiyem. Lütfen eğitimlerinizi alın. Bu sektör hiçbir zaman biz mesleki yeterlilik belgesi alırız. O kadar güncel işlemler var ki Bülent Bey. Çağ değişiyor. Gün değişiyor. Artık her şey çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla işlemlerin akışı, İnsanların ihtiyaçları, ürünler, her şey o kadar çabuk güncelleniyor ki. İnanın bir yıl önceki aldığınız eğitim bir yıl sonra yeterli kalmıyor. Bu sektörde olan herkesten tek ricam. Ben de böyle çalışıyorum. Hiçbir zaman olduğumu demiyorum. Ben hep bir öğrenciyim. Her ne kadar usta öğretici olsam da benim de kendi hocalarım var. Lütfen gelişin, öğrenin, geliştirin kendinizi. Bunu sadece zaten bir sektörde değil, bütün sektörlerde yapmak lazım. Bu sektöre girmek isteyen birçok genç kızı var biliyorum. Birçok kişinin de hayali. Dilerim yeteneği olan, bu alanda hizmet vermek isteyen, bu sektöre yeni bir bakış açısı katabilecek olan herkes
hayallerine kavuşur. Hı-hı. Eğitim. Eğitim sonrasında umarım herkesin kalbine göre olur. Ben şahsen kendi adıma Diva Güzellik Merkezi olarak bizimle çalışmak isteyen başta herkese ve bu sektöre girmek isteyen herkese her zaman yardımcı oldum. Olmaya da devam edeceğim. Yapabileceğim bir şey olursa da buradan da ileteyim seve seve. Her zaman kapılarımız açık. Peki böyle bir yer açmak için çok maliyetli, yüklü maliyetler çıkıyor mu? Maalesef. Evet, yani herkes bu mesleğe atılırken evet. biraz da güçlü olması gerekiyor. Ben aslında ben böyle düşünmüyorum biliyor musunuz Bülent Bey? Ben bu sektöre başladığım zaman inanın şu an halihazırda var olan salonumu ve salonlarımın hiçbirini çok büyük sermayelerle açmadım. Basamak basamak. Evet, aynen öyle yaptım. Hatta bu sektöre başladığım zaman çok komik rakamlarla başladığımı da diyebilirim. Tabii şimdi aynı şey geçerli değil. İkinci şubeyi açarken aynı oranda başlamadım ama ben çok borç ödedim. Evet. Yani çok çalıştım ve çok borç ödedim. İnanmak lazım ya önce. Evet. Biraz zevk sahibiyseniz, hedef koyacaksınız, inanıyorsanız, çalışıyorsanız ve dürüstseniz evet. hayat size torpil geçiyor. Ben böyle düşünüyorum ama elbette tabii ki hayatın şimdi bir de realist de davranmak lazım. Gerçekliği de var. Para olmadan olmaz elbette. Yani insanların en çok tercih ettiği iş kollarından bir tanesini evet. gerçekleştiriyorsunuz. Çalışan kesim bir başka, gelenler başka. Şimdi erkekler de geliyor maşallah. Yani zor bir mesleğiniz var. Bu meslekte uzun yıllar başarılar diliyorum. İnşallah. Evet. Sizlere teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. İlk programımızdı. İlk programımızı evet. sizle başladık. İnşallah programımız daha ederim. İyi zamanlarda değişik meslek gruplarından insanları da ağırlarız. Sizlere başka söyleyeceğiniz yoksa programı kapayacağım Eza Hanım. Çok teşekkür ediyorum size. Bizleri burada yerel bir kanal olması öncelikle benim için çok kıymetli. Çünkü ben Yalova'da doğdum ve büyüdüm. Burada ekmek kazanıyorum. Ekmeğimi buradan kazanıyorum. Ve yaşadığım şehri de çok seviyorum. Buraya emek verdim. Burası için çalışıyorum. O yüzden böyle bir programda bulmuş olmak benim için de çok kıymetliydi. Sizinle beraber olmak çok keyifliydi. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok güzel bir program oldu. Keyifli oldu diye düşünüyorum. Her ne kadar böyle çok bilgisiz gibi görünsem de ama sizler çok güzel anlattınız. Artık biraz bilgim var. Bir dahaki yaptığımız programda daha detaylı sorular sorabilirim. İnşallah. Evet, Kent 77 ekranlarında Zirvedekiler programımız. Bugün Beyza Bilen, Diva Güzellik Merkezleri sahibi Beyza Bilen'i ağırladık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.